Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya Kiev'i bombaladı. Rusya'nın başlattığı askeri harekat sonrasında Ukrayna'da çıkan savaş, 52. gününe girdi, müzakerelerden olumlu sonuç beklenirken bir anda seyri değişen savaşın sonuçları da giderek ağırlaşıyor. Rusya bu kez saldırılarla Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı, kentin Darnitsky semtinde yapılan Rus bombardımanı sonucunda çok sayıda kişi yaralandı. Kiev'in belediye başkanı Vitali Klitschko, Kievlilerden hava saldırısı uyarılarını dikkate almalarını istedi, kenti terk eden sakinlere henüz dönmemeyi ve daha güvenli bölgelerde kalmayı tavsiye etti. Klitschko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Kiev bombalandı, şehrin eteklerindeki Darnitsky semtinde patlamalar oldu, kurtarma ve sağlık ekipleri şu anda olay yerinde, mağdurlarla ilgili bilgiler netleştiriliyor, bilgisini verdi. Kievlilerden hava saldırısı uyarılarını dikkate almalarını isteyen Klitschko, kenti terk eden sakinlere henüz dönmemeyi ve daha güvenli bölgelerde kalmayı tavsiye etti. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan habere göre Rusya, Ukrayna ordusuna verdiği silahlar nedeniyle Washington'a nota verdi. Ukrayna'nın ise Amerika Birleşik Devletleri'nden, Rusya'yı terörizmi destekleyen devlet olarak tanımasını istediği iddia edildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tank tamir fabrikasını vurduklarını bildirdi. Konashenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi. Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını belirten Konashenkov, havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Kiev'de tank tamir fabrikasını, Mykolaiv'de ise askeri teknik araçları tamiratı atölyesini vurduk, dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.